Selamlar herkese. Hançer ben. Eno maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Kamerayı şöyle aşağıya kaydırmayayım çünkü insanlar hastalıktan dökülüyor aşağı mahallelerde. Biz gökdelenlerimize, Eyfel Kulemize bakalım arkadaşlar. Pozitif yanından bakalım oyuna. Sonunda yüzlük kuyruğuna mı geldik? Ne denir? Sonuna geldik ve bu bölüm umarım ki bitireceğiz. Daha üçüncü aşamadayız aslında. Fakat malzemeleri azimle taşıyoruz arkadaşlar. Çimentoydu, asansördü. Üretip buraya taşıyoruz. Umarım ki bu bölüm bunu bitirebileceğiz. Ve hepimiz rahatlayacak diyebilirim arkadaşlar. Hepimiz rahatlayacağız daha doğrusu. Ve bir sonraki adımlara bakabiliriz. Yavaştan dediğim gibi serinin sonuna yaklaşıyoruz ve yapacak şeyler azalmaya başladı. Bu adam da bitmediği için atar yapıyor bize inşaata veya orada çalışanlara yapıyor, bilemeyeceğim. Hiç keşfetmediğimiz bir şey bu arkadaşlar. Belki bunu bir canlı yayın eşliğinde beraber keşfetmeye başlayabiliriz. Çünkü çok enteresan mekanikleri var bunun. Aynen, buna belki beraber bakabiliriz sizlerle. Onun haricinde yanılmıyorsam bir tane de ilk sezon yapmadığımız Archie'nin bir adet quest'i var. Yanılmıyorsam, hatta yanına gidersek quest'i alabileceğiz. Şu mu acaba? Yok etme quest'i veriyormuş. Hayır. Şu. Deniz fenerinde buluşmamız gerekiyor. Buraya Zord Zeppelin'i yollamışız arkadaşlar. Oraya gidelim, bir almaya çalışalım. DLC mi? Açıkçası emin değilim. Ama bir adet quest veriyor bize ve daha önce yapmadık bunu. İsmi de işte havada uçan şehir diye geçiyor. Yardım etmemizi istiyormuş. Utandığı bir durum söz konusuymuş. Bir buna bakabiliriz arkadaşlar bu bölüm. Bir yandan da o inşaatı tamamlamaya odaklanacağım. Burada neler dönmüş? Yine patlamalar, hastalıklar klasik bir şekilde devam ediyor. Ve Zeppelin'le belki nispeten hızlı bir şekilde yapabiliriz. Hazır mısın diyor. Aynen hazırım. Ne çıkacak altından hiçbir fikrim yok. Bir şey kaybetmiş arkadaşlar. Bir planları kaybetmiş. Ve Zeppelin açılışı mı ne yapacaklarmış? Bir açılış yapacaklarmış. Yok. Zeppelin'le alakası yok. Dünya fuarının fotoğraflarını istiyor. Yokmuş. Kolay gibi duruyor. Ama oraya inşa etmemi istiyor. Bir saniye. Saçmalık. Şey yapamıyoruz. Buraya geçtiğimde arkadaşlar quest'i kaldırıyor. Yok, yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Şöyle güzel bir resmini çekelim. Hatta açılı. İşte bu. Tam gazetelik arkadaşlar. Bu muymuş? Gerçekten bu muymuş? Ben bayağı dolangaçlı bir quest çıkar diye bekliyordum. Bir tane daha quest var aslında. Bunu da hiç yapmadık. Şu kaptanın quest'i arkadaşlar. Yanılmıyorsam şu DLC'ye bağlı olabilir. Olabilir. Buraya gitmemi istiyor herhangi bir gemiyle veya zeplinle. Şu Zeppelin'le gidelim hızlıca. Bu quest'i de merak ediyorum. Yok, bitmemiş arkadaşlar. Devam ediyor. Devam ediyor quest. Haydi bunu yapalım. Bir yandan onun bitmesini bekleyeceğim şeyin. Gökdelen binasının yavaş. O sırada da ufak tefek bu quest'leri yapabiliriz. Daha ikisini aynı anda mı yapalım? Öyle yapıyoruz şu anda gördüğüm kadarıyla. Sisli bir geceymiş. 30 sene geçmiş. Sadece ben vardım güvertede diyor. Deep Blue diye bir hayalet gemi mi neyse artık. Bu da kule hakkında konuşuyor. Şu anda 8 quest yapıyoruz. Aynı anda. Tam bizlik arkadaşlar. Şimdi konuşmaya devam ediyor. Bir seçim yapmalısın. Ne seçimi?
Kulenin sağlamlığını kontrol etmek gerekiyor diyor kesinlikle. Peki. Edelim. Reddedebiliriz ya da 10.000 para verip. Okey. Belki patlar yıkılır diye korkuyorum arkadaşlar. Bunu bir daha inşa edemeyiz. 2 dakika pause olup şey yapacaklarmış. Sağlamlığını kontrol edeceklermiş. Bana uyar. Sıkıntı yok. Archie'nin questine devam edelim. Yeni planlar yapmışlar. Çelik istiyor. Çelik değil de teknenin neyi denir bu? Pervanesi. Şunu götüreceğim. Ne yapıyorlar halen anlamadım. Gemi mi yapıyor, zeplin mi yapıyor? Bir açılış, bir şeyin açılışı var da emin değilim. Galiba büyük bir gemi. Floating City, aynen. Havada uçan şehir diyor ama büyük bir zeplin galiba. Olabilir, olabilir. Veya büyük bir gemidir. Çok dikkatli okumadım açıkçası. Ciddi bir problem bulmuşlar ve şey yapmaları gerekiyor. 100 tane tahta verdim, tamir ediyorlar. Güzel. 3 quest'i aynı anda yapmak en sevdiğim arkadaşlar. Ve zeplinler olunca nispeten hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Zeplinin diğer bir avantajı arkadaşlar, hızın ötesinde üstünden geçiyor şeylerin. Ve gemiler dolanıyor etrafından. Öyle bir hız avantajı da katıyor aslında fark etmediğimiz. Pervaneyi getirdik. Motor lazım diyor şimdi de. 40 tane motor. Okey. Onu yeni Ançerya'dan getirmem lazım. 40 tane motorum olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Bir bakalım hızlıca. Bu ne, ufak tefek donanmamız takılıyor. Şey bizi bekliyor. George. Sezonun sonunda saldıracağımı biliyor bence George. O yüzden bekliyor şu anda ciddi bir şekilde. Düz gemi yollayalım o zaman. Çünkü boşta zeplinim kalmadı gibi. Şunu yollayalım. 40 tane motordu değil mi? 0. Okey, bir şeyler almamız gerekiyor. Asansörleri pause edebilirim. 300 tane olmuş çünkü. Asansör artık muhtemelen gerek yok asansöre şu noktadan sonra. Ne kadar çok ürünümüz var. Ne kadar çok ürünümüz var arkadaşlar. Yatırımcı da ya asansör. Hah, burada. Bakalım nerede dermiş. Evet, zibilyon tane yapmışım buraya. Şunların hepsini pause edelim. Motorları harcıyorlar çünkü. Başka neler lazım? Brass bitti, o yüzden motorlar takılmış. Başka ne bitmiş? Brass bitmiş. Okey, alırız ondan. Salt bitmiş. Başka da bir şey yok gibi. Hemen halledelim onu. 3 dakikaya geliyor. Şahane. Bunu buğdaydan bitiyor. Alırız. Alırız birazcık. Başka birazcık demir alırız. Bundan da alırız. Camın ham maddesi. Her şeyi ithal etmeye başladık. Brass önemli. Şu da önemli. Kesin inci de bitti. Kauçuğum var, altınım var. İncim de var. Tamam gibi. Onun dışında her şeyimiz var. Saatle alalım.
Saat şahane bir ürün ya. Bakar mısınız? Sırf saat üretip bile oynayabiliriz belki arkadaşlar. Tek bir ürün. Diğer her şeyi satın alabiliriz gibi hissediyorum. Tamamdır, hallettik. 3 dakikaya gelecek. Ve 40 tane motor üretip Archie'nin questine devam ederiz. Onun haricinde de Foghorn diye bir şey takmamı istiyor. Docklands'e tak diyor. Şuraya. Öttürdük. Gemiyi, hayalet gemiyi mi çağırıyoruz? Deep Blue. Bu arada şey de olabilir. Balina da olabilir. Çok dikkatli okumuyorum arkadaşlar. Hızlı geçiyorum biraz. Fotoğraf çek diyor. Nerede? Nerede? Şu. Balinaymış. Tamam. Köpek balığıymış. Gemi kadar. Ben hayalet gemiyi neremden uydurduysam. Hemen gazete. Devasa bir köpek balığı çıktı diyor. Okey. Escort görevi geldi. Neyle escort edeceğim? Çok hızlı. Donanmayı peşine takıyorum arkadaşlar. Aynen. Donanmayla escort ediyoruz. Ha, escort şimdi oldu galiba. Yes. Hayvan ne olduğunu şaşırdı. Birisi mi saldıracak ki? Escort görevi enteresan. Böyle ufak tefek minik questler kalmıştı ilk sezondan. Aa, onları yapıyoruz. Ayaküstü diyelim. Yok, kimsenin saldırdığı falan yok. Ufuktaki üretim hızımıza bakar mısınız arkadaşlar? Hiç bu kadar uzaktan bunların yansıttığını bilmiyordum. Harita sonuna kadar gidecek galiba bu. O yüzden kendi haline bıraktım. Escort etsinler. Şey üretmeye başladık mı? Motor. Brass geldi. Asansörleri kapadım. Motorlar birikmeli şimdi. 8. Tamam. Ufak tefek birikmeye başlamış. Haydi bit artık. Bitti. Bitmedi de 3'te 4 oldu arkadaşlar. Bam. Hayır. 75 tane level 5 yapmamı istiyor. Bir arkadaş bu ne? Savaş falan istiyor. Okey, 130 bin. Al senin olsun. Bir arkadaş mühendis binalarını da level 5 yapabilirsin. Yatırımcıya gerek yok yazmış yorumlara da. Investor diyor. Yatırımcıları level 5 yapmam lazım. Gördüğüm kadarıyla. Yani bitmeyecek gibi arkadaşlar yine. Var malzemem aslında. Gemi saldırı altında. Balinaya saldırdılar. Bu ne cüret? Erittik tabii ki. 5 tane savaş gemisi koyunca yanına. Balinayı koruduk arkadaşlar. Hain hayvan avcılarından balinamızı koruduk. Şimdi o zaman devam edeceğiz upgrade'e. Yapacak hiçbir şey yok. Umarım yeterince ürünüm vesaire vardır. Bu ne questmiş ya? Gerçekten ne questmiş bu arkadaşlar? O zaman panoramayı falan umursamıyorum. Merkezdeki her şeyi upgrade'e başlıyorum arkadaşlar. Panorama etkisine de ihtiyacım yok. Çünkü panorama olunca daha çok insan kalıyor gökdelende. Daha çok kalsın istemiyorum. Daha az kalsın. İhtiyaçları o kadar yükselmesin. Sadece quest'i bitirebilmek istiyorum ben. Okey. 25 tane mi yapmamız gerekiyor? Şöyle. Yavaş yavaş gidiyoruz. İyi ki asansör biriktirmişiz geçen bölüm. İşimize yarayacak.
Evet, biraz hızlı bir şekilde upgradeleyebileceğiz bu bölüm. Güzel oluyor bina bu arada. Gerçekten güzel oluyor. Şuraya biraz çeki düzen verebilsem. Bir şeyler falan mı eksem? Onu beklerken. İki şehir dizaynı vesaire. Şu çimen olabilir. Aynen. Daha buraları değiştirebilirim aslında. Bunların böyle olmasına gerek yok ama fena olmadı. Böyle bir şey yapabilirim. Yes, boş olmasından iyidir. Tren Rider buradan geliyor. A token of my people's goodwill. Şurada şöyle bir şey. 20 bin mi verdi? Teşekkürler. Çok cömertsiniz bugün. Evet, buraları ne yapacağımız hiç kaldı oralar. Her noktayı da mükemmel bir şekilde upgrade edemeyiz. Yapacak bir şey yok. Level 5'ler gelmeye başladı. Hayır. Mutluluk seviyesini yüksek tutmamı isteyecek. Yapamam. Bütün haritada tutmak çok zor. O yüzden reddettim quest'i kibarca. Bir yandan da donanmayı da kuvvetlendirmek istiyorum arkadaşlar. Zeplinleri de. Yani savaşacaksak sezonun sonunda kesinlikle daha kuvvetli olmamız gerekiyor. Şu anda ekonomimiz şahane olsa da o zeplin gücüne sahip değiliz. Daha doğrusu savaş gücüne. Ne yazık ki. Neyi ateşledik şu anda? Bakalım. Cam mı? Kaç camımız var? Gökdelenler için gerekiyor. Yes. Cam gerekiyor. Cam gelsin. Bunlar da gerekiyor. Press nasıl bitti ya? What? Almadık mı? Gelmedi mi gemi? Bug'a mı girdi yine? Hayret. Niye? Almış olmam gerekiyordu. Neden alamadım? Depomuz kaç bu arada? 4200. Yani benim şüphelendiğim şey çok fazla aldığım için bir tanesini. Şunu 150 diyelim. ...50... ...70. Ondan patlıyor olabilir mi acaba? Bilemedim. Ama alsak güzel olurdu. Motorları kilitledi çünkü. O zaman hızlandırabiliriz biraz. Quest tarafında da balinaya bay bay dedik galiba. Aynen, haritanın sonuna kadar yolladık ve galiba o kadar quest. Başka bir şey yapmamı istemiyor. Bu da uzadığı için halen atar yapıyor. Ne kadar çok atar yaptılar. Expedition arkadaşlar, 10 bölüm önce yolladığımız şeyi halen bitiremedik çünkü odağımdan tamamen kaçıyor. Kim bilir neye yolladık. Yakında biter muhtemelen. Şey çıldırdı mürettebat. 8 yıldır denizdeyiz diyorlar. Bizi unuttular. Ödülünü al diyor. Bitmemiş quest. Alalım. Legendary bir şey verir mi acaba? Blueprint verdi. Ne yapacağım bunları? Steam Shipyard. Şurayı etkiliyor. Bir saniye, yeni gemi açıyor. Vay, yeni gemi açıldı arkadaşlar. Böyle bir şey mi vardı burada? Uluslararası ticaretin en hızlı gemisi diyor. Bir saniye, ben bilmiyordum. Yeni bir gemi açıldı. Hadi bakalım. ...25 motor gerekiyor. 6 kargosu var.
normal şeye kıyasla kargo gemisine aynı kargo miktarı var. Hızı bir adım daha fazla. Açıkçası çok fazla gelmedi. Hızı da bir tane yapalım arkadaşlar. Denemiş oluruz. Hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Savaş gemisini acaba? Yeni bir savaş gemisi için bir quest var mı? Onu merak ettirdi şimdi bu durum. Bakalım belki çıkar. Oyunun sürprizleri bitmiyor. Şimdi 19 tane daha lazım. Upgrade'e devam ediyoruz. Gerçekten bitmeyecek arkadaşlar bu bölüm. Vay canına ne quest ama. Çünkü asansörler bitmeye başladı. Oyunun en büyük DLC'si kesinlikle yatırımcı DLC'si arkadaşlar. Öyle böyle değil açıkçası. Gökdelenler daha doğrusu. Bitirdik asansörleri. Yine başlamamız gerekiyor. Okey. Tabii brass'ler gelmeli. Şunlara başlatalım. Ve uçurmamız gerekiyor bunların hepsini. Motoru uçuracağım. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. Petrol şişti aslında ama neyse, çıkarmaya devam etsinler. Brass craftlıyor muyum bir ara? Bir saniye, hiç düşünmedim ben onu. Saatin şeyinde ya da motorun değil mi? Zinc ve copper down yapıyormuşuz. Zinc ve copper var ya, craftlayalım o zaman. Nerede brassçılar? Şurada birkaç tane var. İki tane daha yaptım. Tamamdır. Expedition halen bitmeye çalışıyor. Expedition'ları keyifli bulmuyorum ya. Dürüst olmam gerekirse. O kadar diyalog seçim bir şey yapıyorsunuz. Aşırı keyifli bulmuyorum. Burada neler dönmüş? Gazetemize bakalım. Lolo, 600 influence'ım mı var? Şey yapacağım. Üretimi katlayan şeyi basacağım. İnşaat süresini de düşürüyormuş. Bir saniye. Hadi ya. Gemilerin. Okey. Bastım arkadaşlar bunu. Üretimimizi uçuralım biraz. Ve şu yeni gemiden yapamadım çünkü motorları anında harcadık asansörde. Ve 10 dakikaya gelecek neredeyse. Okey, bonuslar akıyor şu anda. Buraların derdine. Schnapps deposu mu dolmuş? En büyük derdimiz bu olsun arkadaşlar. Sonunda geldi bu ne expedition'ı de hatırlamıyorum ama. Gereksiz itemlarla geri döndü. Neyse, şunu gemiye koyabilirim. Biraz kuvvetlendir gemiyi de. Hiç hatırlamıyorum. Yıllar önce yollamıştık. Ne oluyor be? Savaş açtı. Savaş açtı. Aman tanrım. Şey, bu bir test arkadaşlar bizim için. Bakalım zeplinlere vurabiliyor mu? Savaş gemileri vuramıyor galiba. Bir saniye. Oha, savaşıyoruz arkadaşlar. Savaş çıktı. Ciddili savaş çıktı şu anda. Nerede kapışsak? Ne yapacağım bilmiyorum. Okay.
istiyorsun? Şeyle alliance yapabilirim korsanlarla çok hızlı bir şekilde. Onları yapabilirsem. Bununla var. Buna ilişkimi yükselteyim. Buna ilişkimi yükselteyim. Bunu alsak. Haydi. Yes. Bente ile şunla alliance yapsak. Medium high. Yes. Yaptık. Palay'la kapışıyor şu anda. Alliance olduğu için. 3 tane düşmanı oldu. Bente ile yapsam. Aman tanrım. Alliance. Bütün gemilerime saldırıyor şu anda. Oldu mu? Yes. Okey. Üçü de benim kankam oldu şu anda. Benimle beraber savaşa girdiler muhtemelen. Uf, limanların yanından geçiyor ticaret yollarım. O yüzden eriyor hepsi şu anda. Bakalım. Bakalım George. Bütün şey gemilerim patlıyor. Ticaret gemilerim hepsini patlatıyor şu anda. Sıkıntı yok. Güzel, heyecan geldi oyuna. Heyecan geldi ama alliance yaptığım için galiba hepsiyle kapışmalı şu anda. Hepsiyle kapışmalı. Şey varken adasından istifan alayım. İlişkimiz düşükken. Buradan da alıyorum. Ondan sonra yeni dünyaya gidelim. Burada ne alemdeyiz? Hisseleri topluyorum. Buradan hisse topluyorum. George yaktın kendini. Alliance olduğu için, değil mi? Bütün takım arkadaşlarımla kapışıyor olması lazım. Şu anda. Umarım ki. Şimdi buraya dönelim. Savaş burada dönüyor. Kargo gemilerimi eritiyor şu anda. Savaş gemilerim geldi arkadaşlar. Kapışıyoruz. Zeplinler vuramıyor gördüğüm kadarıyla. Aynen. Zeplinler şeyi vuramıyor. Getirdim ama o değil. Neyse, bu gemilerin bazılarında süper savaş şeyleri var değil mi? Aynen. Çok kuvvetli gemilerim var burada. O yüzden batırıyoruz tek tek. O da gitti. Bu ne? Limana saldırıyor. Okey, sıkıntı yok. Bente'ye bakalım. Bilmiyorum. Kapışıyor olması lazım şeylerle. Şu anda. Diğer karakterlerle. Alliance yaptığım için. Evet, eritiyoruz buradaki. Limanın saldırı altında diyor. O ne? Ah be, Kürk gemisi. İyi gidi. Sıkıntı yok, alırız. O da battı. Devam. Başka. Tamam, burada fena değiliz. Yeni dünya. Yeni dünyada çok gemim yok aslında. Savaş gemim yok ne yazık ki. Savaş gemisi 1-2 tane var. Onların ikisini de şuraya alalım. Şimdilik savunmaya alalım. Adan saldırı altında. Sıkıntı yok. Burayı temizledik bence. Okay. Tokatladık burada zaten. Burası bizim şeyimiz. Bizim bölgemiz.
Ama gerçekten bir sürü gemisi vardı burada. Bir sürü gemisi vardı. Neyse. Neler dönüyor? Ha, buraya gelmiş. Okey. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Korsanla kapışmıyor. Neden kapışmıyor? Şeylerle kapışıyor olması lazım. Bir şey daha mı sormam lazım? Bakayım şöyle, şu adama bakalım, George'a. Hayır, sadece benle kapışıyor. Çünkü barış anlaşması falan var bunlarla. O yüzden kapışmıyor. VS atıyoruz yani. Sıkıntı yok, halen sıkıntı yok. Burada alabileceğim savaş gemisi falan var mı? Yok gibi. Yok gibi. Buraya yollarız. Okey. Eski dünya. Eski dünyada da idare ediyoruz. Burada çok savaş gemimiz yok açıkçası. Biraz dikkatli olabiliriz. Ama onun da en büyük adasını patlattığımız için çok büyük bir avantajı yok. Embassy'de zaten yokuz. Okey. Heyecanlı oldu. Gerçekten heyecan kattı birden haritaya. Bu ne, adamı alıyormuş neredeyse, haberim yok. Halen ufak tefek kargo gemilerime saldırıyor. O zaman balon yapacağız bir sürü. Bütün gemileri balonla değiştireceğiz. Onlar kolay kolay patlamıyor arkadaşlar. Yeni dünyaya gittim. Bayağıdır uğramadığımız Siesta adasına bir uğradık. Hayırdır, popülasyona ne olmuş? Ship under attack. Your harbor is under attack. Limanın saldırı altında. Bu ne cüret? Şeye saldırıyor. Yine hançer ya. Limanımıza saldırıyor. Ship under attack. Ship under attack. Ve sıkıntılı yanı arkadaşlar, oyunda bu seviyeye gelince bütün gemilere falan, adalara yetişmenizin imkanı yok. AI değilseniz. İmkanı yok. Al bakalım ne yapacaksın. Gerçekten geldi gemileriyle. A ship was destroyed. More than ready. Fleet ready. Okey, şu ufak gemileri avlıyoruz. Ufak gemiler gerçekten gıcık. Mini minnacık. Bunlarla kapışacağız. Hayır. Tüm gemilerimi harcıyor. Savunmaları yaptık sayılır. Hazırlar. Okey. Şimdi zeplin inşaatına girişiyoruz. Nereden nereye? Taşıma. Taşıma. 3 kargosu var. 2 kargosu var. On tane yaptım arkadaşlar. Bunların hepsini ticaret yollarına koyacağım. Patlayanlarla değiştireceğim. Ve savaş tam gaz devam ediyor. Her yerden taciz ateşi geliyor. Seçemiyorum da hangisi George'un gemisi? Ha, bunlar. Ben de ona şey yapıyorum aynı şekilde. Şu torpidoyu kullanabilir miyim? tam kafasına. Çok iyiymiş. Zeplin'e saldırıyor. Posta zeplerimize, aman. Bir saniye, neyle? Ne saldırıyor? Şu.
Ne bu? Flag emplacement. Uçak savar gibi bir şey galiba. Peki. Peki. Küçücük adanın yaptığına bak bize. O şeyi patlatacak o zaman. Mektup şeyimizi. Gemimizi. Neyse. Wow. Her şeyi hallederken bir yandan da buraya döndüm. Bu görevimizi de bırakmayacağım arkadaşlar. Şimdi ticaret yollarımız birazcık patladı açıkçası. O yüzden tedarik zincirimiz de bozulacak muhtemelen. Her şey geliyor malen. Kahve patlamış mesela bir şekilde. Kahve gemisi yamulmuş olabilir. O yüzden upgrade'leyemeyeceğim gibi duruyor. Bazı şeyleri. Kahve. Üzdü. Şimdi ticaret yollarına bakalım neler patlamış. Cigara, kahve. Dörtlük bir tane şey varmış. Onun yerine tat 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 tat. Bunların hepsi riskli ya. Bunların hepsi patlayabilir. Neyse. Kargo gemisi koydum. Bu tamam. Bunları geç, bunları geç. Sabun gemisini salla. Kahve. İki tane şeyimi patlatmış. Buharlı gemimi. Zeplin zortu koyabiliriz. Koydum gitti. Siesta adasından kahve getiriyor bu. Var mı ki orada? O kadar. Yok. Neyse olduğu kadar getirsin. Başka... Tamam. O kadar da hırpalayacak bir şey olmamış. Ama yeni yaptığım zeplinlerle yavaş yavaş değiştireceğim arkadaşlar onları. Ve bu haritadaki gemilerin büyük bir çoğunluğunu temizledik gibi. Şunu temizleyeceğim. Haritanın ucunda bekleyen bir tane var, ona yolladım. Başka zeplin savaşını... Aa, bombalarım var. Haydi, bomba yağdıracağım arkadaşlar şimdi tepesine. Zeplinler birbirine vurmuyor galiba. Ya da tam tersi. Zeplinler birbirine vuruyor. Ama yerdeki havadakine, havadaki yerdekine vuramıyor gibi geldi. Göreceğiz. Ölüm yağdıracağım arkadaşlar. Bu zepline kim vurdu o zaman? Zepline zeplin vuruyor. Yes. Aynen öyle. Zeppeline zeplin vuruyor. Neler dönüyor aman tanrım. Buradaki gemilerim ne alemde? Şunu patlatsınlar. Bir yandan agresif bir şekilde hisse alıyorum, geri alıyor. Bakalım ne kadar devam edebilecek. Tipe bak. Gıcık oldum ya. George'a zaten birinci bölümden gıcık oldum arkadaşlar. Gerçekten kaşındı. Ve yani sezon sonuna bizi ittiriyor arkadaşlar. Ben biraz da vakit verecektim kendisine. Eski dünyaya da gidelim. Bütün hisselerin her şeyini toplayacağım. Her şeyi topluyorum arkadaşlar. Sezon sonuna endgame'e girdik böylelikle. Gerçekten girdik. Yanlış adama bulaştı. Bunu da aldım. Küçük adam mı var? Artık yok. Onu da topluyorum. Ve şeyi yardırıyoruz arkadaşlar. Donanmayı, zeplinlerimizi. Ve birazdan bomba yağdıracağım kafasına. Gerçekten sinirim bozdu. Güzelim ticaret yollarımı. Yıllar sürdü onları şey yapmak. Optimize etmek ve bunun ateş gücü var mı? Yok. Ve halen batırıyor şeylerim ne yazık ki. Zeplinler nerede? Haydi. Bunlar bomba bırakabiliyor mu? Muhtemelen bırakabiliyor. Mega zeplinlerim nerede ya? Onları değerlendirelim. Şimdi bunlar ne yapıyor? Bu karçuk taşıyormuş. Şampuan.
RAM taşıyor. Sen karçuk taşıma. Sen gel buraya bomba yağdırmaya çalışacağım arkadaşlar şehirlerin üstüne. Hiç denememiştik. Güzel bir fırsat oldu şimdi. O zeplinle birazdan bomba alacağım. Hatta zeplin rush yapabiliriz böyle. 8 tane zeplinle bomba yağdırmaya çalışabiliriz. Göreceğiz duruma göre. Çok abartmayayım. Bir test sürüşü yapalım. Buradaki gemilerini temizledik mi? Bitti sayılır gemileri galiba. Zeplin halen donanması var. Hava kuvvetleri diyelim. Donanma demeyelim. Okey, patlatmışız. Burada bir... Evet. Birbirine vurmuyorlar. Vuramıyorsunuz. Zeplin zepline, gemi gemiye vuruyor arkadaşlar. Böylelikle öğrenmiş olduk bu mekaniği. Son cücük gemisi de patlıyor gördüğüm kadarıyla. Ve buradan def ettik tamamen. Şurada da bir gemisi var, onu da kovalıyorum. Ve diplomasiye gidecek olursak bunlarla ilişkimi yüksek tutmaya çalışacağım. Para bastım, artmadı. İltifat yok. Yok. Buna da hakaret ediyoruz arkadaşlar. Hoppa. Çünkü neden olmasın. Bakalım, askeri gücü halen onun yüksek gösteriyor ama inanmıyorum. İnanmıyorum. Evet, son gemisini de harcıyoruz şu anda. Onun ateşkesleri biterse canı yanacak. Çünkü herkesle kankayım şu anda. Onun haricinde galiba kahvemiz... Yok, yapabiliyorum. Kahvemiz olmadığı için upgrade hızımız düştü gibi. Binaları yapamayacağım belki upgrade. Bakalım. Şuna bir bakalım. Evet, kahve yok. Üzdü. Kahve alım emri verdim arkadaşlar. Gemiyi de ekledik. Bakalım nasıl olacak. Onun dışında... Burayı temizledik mi? Yes. Komple temizledik. Birkaç zeplini var. Onları harcayamıyorum çünkü savaşan zeplinim yok burada. Bir tane kargocu var. Armed. Varmış. Var da tek gezmiyor. Ne yazık ki harcayamam. Bunlar silahlı mı? Evet. 4 tane silahlı zeplini burada. 3 tane burada. 7 zeplini var. Şaka maka. 7 zeplini. Onları def edemeyeceğim. Benim posta zeplinlerime biraz vuracaklar. Bam. İnmedi. Şöyle sinematik yapayım sizlere. Bam. Loot toplamaya kasmayacağım. Çok iyi. New World. Burası sıkıntılı. Burada donanmam yok. Birkaç tane adası var. Almaya devam edeceğim tam gaz. Ve burada da gemisi kalmamış. Açıkçası çok fazla. Değil mi? Savaş gemisi görmüyorum. Şeyim bitti acaba? Yok. Ateşkesi palayla biterse... Pala benim yanımda savaşa girebilir. Korsanla kapışıyor. Hayır. Enteresan. Bilen varsa yorumlarda paylaşabilir mi arkadaşlar? Çünkü tam olarak anlamadım. Benimle alliance'ları var. Alliance demek ki... Seni savaşta takip edecekler diyor diğerlerine karşı. Ama bir sıkıntı var. Bir sıkıntı söz konusu. Onlar da savaşa giriyor diyor. Your moral compass goes south fast. Ama olmamış. Ben mesela bu korsanla ally'ım. Ama George'la savaşa girmiş olmama rağmen o girmedi. Demek ki seçilen bir durum. %100 değil. Neyse, Pala belki girer. 15 dakikası kaldı. Duruma göre bakacağız. Hangi gemi? Ya şu adayı yok etmem lazım. Çünkü zeplinlerime, her geçen zeplinime vuruyor. O ufak adayı bir an önce yok etmem lazım. Ve bunun için de bombardımanımız başlıyor arkadaşlar. Bu ne, kahve gemisi? Sen de gel. Sen de gel. Sen kahve ticaret yolunu sal. Sal ve sizinle bir bombardıman denemesi yapalım. Bakalım becerebilecek miyim o limana? Ne yapacağız? Bombaları yükleyeceğiz herhalde. 100 tane var. 50 tane mi koyuyor? Bence böyle işlemiyor bu. Tıklıyorsun. Hayır. Bence böyle çalışmıyor bu. Wouldn't it be?
Buraya koysam? No. Drop goods. Evet. Nasıl bırakıyorum bir yere? Enteresan. Enteresan. Daha önce yapmadık mı ya? Mektupları denemiştik aslında. Ne oluyor be? Ha, onun limanına yollamışım savaş gemimi. Hayır. Kendi limanıma yollayacağıma onun limanına yollamışım. Savaşta böyle hatalar ardı sırada oluyor. Kaybetmeyelim de gemiyi. Yok, kaçtı gibi. Şimdi şu bomba işini çözmem lazım. Sol klik. Demiyor da. Hayır, öyle bırakma. Şimdi, haydi. Düşünsenize, savaştasınız ve şey, generaliniz silahların nasıl çalıştığını bilmiyor. Sağa sola tıklıyor vesaire. Ya buradakiler gerçekten gemilerime vuruyor. Minicik adası ile. Bu zepline koydum. Ve şunları nasıl bırakıyorduk? Hayda. Yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Help gibi bir şey var mı oyunda? Anopedia. New World Rising. Bunlar hiçbir değil. Bu. Bomba bomba. Mektupları anlatıyor arkadaşlar. Bunlar kim be? Artrik, ha oraya gitmedik. Anlatıyormuş burada gerçekten gemileri vuramıyor diyor. Savaşlı gemi kullanmam gerekiyor. Şey olmuyor. Şu sembole basacaksın bir saniye. Aa, kocaman duruyormuş, görmedim. Şimdi buna basıyorsunuz ve evet, bombardımana başlayabiliyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? İki zeplini de yollayalım. Hatta üçünü de. Çok mu abartıyoruz? Zaten 100 tane bombam var. Biraz daha şey mi dağıtsaydım? İlk seferde harcamayalım her şeyi. Ne diyor? 10 tane. Ha, bölerek atacak. 10, 10, 10, 10 şeklinde atacak. Okey, gidiyoruz. Şu ufak adayı yok edeceğim arkadaşlar, yol üstünde olduğu için. Ve limanı bombalamaya çalışacağım. Bakalım çalışacak mı? Ama etrafta zeplinleri de var. O yüzden bana sıkabilir. Belli olmaz. Bu kadar kargo zeplini... Bu kadar kargo zeplini yapmasaydım keşke. Birkaç tane de savaş zeplini yapsaydık. Değil mi siparişlerde? Şu dandik. Büyükten neden yapamıyorum? Motor yok. Bundan yapalım o zaman şimdilik. Okey. Ne oldu? Bu... Gemi harcayıp harcayıp geliyor her şey. Yine sağlık. Şimdi. Geliyor arkadaşlar. Bombardımanımız hazır. İşte birkaç metre arayla bırakıyor diye hatırlıyorum. Çok isabetli olmayacak ilk denememiz muhtemelen. Ama elimizden geleni yapacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi limanı patlatmak istiyorum. Daha çok. Ve 20'likle başlayalım. 20'likle başlayalım. Bırak diyeceğim. Set drop target. Burası. Aa, böyle. Süper. Şöyle dağıtacağız arkadaşlar 20 bombayı. Sonra da nereden geri döneceğini mi hesaplıyorum? Böyle. Haydi bakalım. Heyecan durukta.
Ship under attack. Fena değil. Beklediğimden az vurdu ama fena değil. Aynı anda yollasaydım keşke tanklasaydı bu damage'ı. Neyse çok geç. Şimdi bu 50 tane bırakacak. Bu totalde 20 tane bıraktı. Patlatamayacak muhtemelen. Tamir ediyor bile. O ne yapıyor? O da limana saldırıyor. Hızlı zeplinle yapmak daha mantıklı o zaman. Damage yiyorlar yoksa. 50 bomba ne yapacak? Darmadağın etti. Çok iyi. Öldü bu arada zeplin galiba. Keyifliymiş. Savaş gemilerimi de götürüyorum. Çok iyi. Keyifliymiş. Daha çok bomba üretebiliriz. Son bölüm. Bombadan şey yaparız. Üstlerine yağdırırız. Zeplinlerimi harcadı yalnız. Onları geri çekeyim. Siesta adası savaşa mı girdi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alıyoruz. Silah üretelim o zaman. Bomba üretelim. Bir noktada bıraktım çünkü. Üretmeyi. Drop şeyinde olmalı. Şurada. Silah fabrikamız vardı bir tane buralarda. Kaldırmış mıyım acaba? Ship under attack. Vardı diye hatırlıyorum. Patlatmış olabilirim. Başka bir yere koymamışımdır. Değil mi? Çok gerilimli bir müzik geldi arkadaşlar. Bulamadım ne yazık ki. Koyuyorum bir tane daha. Burada buldum. Dinamit yok. Okay, vamos. Dinamit yok. Okey. Yapacak bir şey yok. Biraz daha bombam var. İleride üretiriz. Bir gemisini daha batırdık. Burada da üstünlük sağladık arkadaşlar. Bir yandan da almaya devam ediyorum hisselerini. Nereye kadar geri alabilecek? Bir sürü influence'ım var. Ama şu limanda şey bile aldık. Bombalayınca. Simültane yapsam saldırıyı alırdık direkt. Güzel. Keyifliymiş. Bomba keyifliymiş. Limanı yani iki zeplini fullerseniz yüzer tane şeyle bombayla vesaire harcayabilirsiniz bir limanı anında. Anında. Okey. George aksiyon kattı oyuna. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi zeplinleri yavaş yavaş şeye koyacağız. Ticaret yollarını eklemeye başlayacağım. Adalarını harcıyorum arkadaşlar. Bir iki bölüme George'u yok ediyoruz. Çok kaşındı. Var mı burada savaş gemisi falan alabileceğim? Yok. Monitör mü şunlar? Monitör. Al. Al al al. Dandik gemi. Ama iş görür. Hoppa. İki tane aldım. Şöyle limana götürdüm. Okey. Şimdi kahve alabildik mi geri? Kahve neredesin? Heyecan kattı gerçekten oyuna. Ama iyi tepki verdik bence. Ufak tefek elim ayağıma dolandı ama insanlarla anında ticari ilişkiler yapmak güzel oldu. Bu insanları yanıma çekmek. Para falan atayım. Olmuyor. Onu da çekebilirsem yanıma. Süper olacak. George'la da bitiyor ateşkesi. Belki savaş çıkar. Belli olmaz. Belli olmaz. Şahane. Şahane. Kahve işini çözebildik mi?
Oha, bisiklet bitmiş. Her şey niye bitti? Ticaret yollarımız bizi patlatıyor galiba şu anda. Ya da popülasyon çok fazla oldu. Birazcık vurdu bizi. Her şey bitmiş. Demir almam lazım. Yok, hiçbir şey bitmemiş. Niye gaza geldim? Karçuk bitmiş. Sevgili karçuk. Şöyle yapalım. Bisiklet ve kahve yok. Altın da yok. Bunlar sıkıntı. Biraz altın. Bisiklet alamam. Alayım. Geçici olarak alalım arkadaşlar. Çok saat var çünkü. Ve inci. Ne çabuk bitti. Az önce bunların hepsinden vardı. Ne adasını savundu diye hava atıyor. Zeppelin'le patlattığımız. Hepsini alacağım arkadaşlar bir sonraki bölüm. Bütün adalarını bam 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 ele geçireceğiz. Influence'ım da var. Bir tane de Dünya Kupası yaparız. Birazcık daha influence gelir. Onun dışında galiba aldık. Sigara da kesildi. Ticaret yollarımız sıkıntı içerisinde. Bu da şeyleri upgrade'lememi engelleyecek ne yazık ki. Evet. Birazcık sekteye uğrat. Gibi duruyor mega projemizi. Bakayım. Evet. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Savaş böyle bir şey arkadaşlar. Öncelikleriniz değişiyor savaş çıktığında. Şimdi gemi gelmek üzere. Hatta gelmiş galiba. Birazdan akacak malzemeler. Aldık bile. Aldık bile. Zeplinler birazcık dinlensin. Kahve taşımaya başlayacağız yakında. Ve bunları ticaret yollarına koyacağım. Ama şu aradaki minik adayı alabilirsem güzel olacak. Hepsi oradan geçiyor çünkü. Hepsini patlatıyor. Üzüyor. Motorlar bitmiş çünkü şey getirmiyorum. Okey, ufak tefek. Sıkıntılar burada da var ama problem yok. 14 milyona ne ara indi param? 20 milyon değil miydi? Bir yerde bir para harcamışım ama geçen bölüm kartları aldığımda harcamış olabilirim. Ufak tefek devam ediyor arkadaşlar gökten upgrade'leri. Ama hızımızı kesti savaş. Yok, kahve gelince yırttık. Devam. Kaç tane kaldı? Bir 10 tane vesaire kaldı muhtemelen. 13. 13 tane kaldı. Bir saati doldurduk arkadaşlar. Beklenmedik bir heyecan geldi oyuna. Ama güzel. Sezonun sonuna doğru güzel oldu. Canlı yayın yapmaya çalışacağım yakın zamanlarda. Cumartesileri bakar olun arkadaşlar. Hatırlatıcı oluşturabilirsiniz kaçırmamak için. Ve bir sonraki bölüm biraz zeplin donanması yapmak istiyorum. Şunları def etmek istiyorum. Temizleriz ortalıktan. Çünkü geziniyorlar. Taciz ateşinde bulunuyorlar. Onun dışında hisseleri almaya devam edeceğim. Adalarını patlatacağız George'un. Tek tek değil, aynı anda bütün adalarını almaya başlayacağım. Ve yeni yaptığımız zeplinleri ticaret yollarına eklemeye başlayacağız. Gibi duruyor arkadaşlar. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.